Doğu Türkistan Araştırma Raporu Doğu Türkistan hakkında yeni rapor sundu. Raporda Doğu Türkistan'daki baskılara hala inanmayanlara, yüzlerce araştırmanın yanı sıra canlı şahitler ve medyadan alınan gerçek kanıtlar sunuldu. Bağımsız ve tarafsız olarak sunulan raporda Doğu Türkistan'daki durumun dehşet verici olduğu, milyonlarca Türk'ün sözde eğitim adı altındaki hapishanelerde tutsak olduğu açıklandı. Çin'in doğusunda elektronik parça üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. Yetkililer Jiangsu eyaletinin Kunshan kentindeki fabrikada hurda metallerin toplandığı binada patlama meydana geldiğini belirterek patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını kaydetti. Jiangsu eyaletindeki bir kimyasal tesiste 21 Mart'ta yaşanan patlamada ise 78 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya'yı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermekle suçlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela Özel Temsilcisi Elliot Abrams, Moskova'ya bunun bedelini ödeteceğini söyledi. CNN televizyonuna konuşan Abrams, Moskova ve Havana'yı Venezuela Devlet Başkanı'nın başlıca destekçileri olduklarını ifade etti. Çin ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin 8. turu başkent Pekin'de tamamlandı. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in eş başkanlığında düzenlenen toplantılarda iki tarafın bir anlaşma metnini ele aldığı ve bu konuda yeni ilerlemeler kaydettiği belirtildi. Tunuslular ülkelerinde düzenlenen 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ni protesto etti. Tunus, normalleşme sistemiyle mücadele ağının çağrısıyla başkentteki Habib Bourguiba Caddesi'ne bir araya gelen onlarca kişi, Arap Birliği Zirvesi'ni İsrail'le normalleşme projesinin uygulamaya konulmasını hedeflediği gerekçesiyle protesto etti.